Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Buxhoevede kentinde Türk iş insanı Uğur Akbulut'a ait galerideki 7 otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı. Kundakçıların olayı işledikleri anlar işletmenin güvenlik kamerasına takıldığı görüntülerde zanlıların 0 kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri görülüyor. Hessen eyalet polisi otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşamadığını ifade ederek olay ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Yerel medya açıklamalarda bulunan Akbulut 7 ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Galerimizin yanında oturduğumuz evimizde bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı bir şekilde gelmeseydi yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi dedi. 20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden Uğur Akbulut bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar yapmak istediğini başaramadıysa tekrar deneyebilir diye korkuyoruz. Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Uğur Akbulut, bunu yapanların bulunabilmesi için varsa görgü tanıklarının yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verene 10.000 euro ödül vereceğim dedi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz akıl alır gibi değil. Yani bu olay adamlar maskeyi takıyorlar, yanıcı maddelerle geliyorlar galerin içerisine sıfır kilometreli aracın üzerine bu yanıcı maddeleri döküp yakıp kaçıyorlar. Şehrin hiçbir yerinde hiçbir kamera hiçbir şey yok mu? Bu saldırı neden yapıldı? Türk olduğu için mi yapıldı? Bununla ilgili mutlak surette resmi makamların en kısa sürede açıklama yapması gerekiyor faili meçhul olmamalı. Aydınlatılmalı ki bu insanlar rahat etsin. Yoksa görüyorsunuz ne diyor? Geceleri uyuyamıyoruz diyor. Bu insanlar, bu saldırganlar tekrar gelebilir diyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah benzer olaylar bir daha meydana gelmez. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın Kassel kentinde Alperen Ocakları bünyesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi'nin duvarına terör örgütü YPG PKK üyeleri tarafından tehdit mesajları yazıldı. Cami ve merkezin duvarlarına kırmızı sprey boyayla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yazılan ölüm tehditleri de içeren mesajların fark edilmesiyle olay yerine polis geldi. Merkezin Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cami ve merkezimize yapılan bu çirkin saldırı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecektir. Polis olay yerine inceleme başlatmış. İşte görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz ırkçılar, bölücüler rahat durmuyorlar. İnsanların ibadetlerini yapmış oldukları yerlere kültürlerini devam ettirmiş oldukları kültür merkezlerine, derneklerine utanmadan hayasızca saldırmaya, ırkçılık yapmaya, faşistlik yapmaya, bölücülük yapmaya devam ediyorlar. Görüyorsunuz. Bu ve benzeri olaylar Almanya'da artmış vaziyette. Bizlerin söyleyeceği aslında şu. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu ve benzeri olayların son bulması için bir kere Avrupa'nın şu terör örgütlerini, PKK terör örgütünü, YPK terör örgütü gibi örgütleri desteklemekten vazgeçmesi gerekiyor. Bu terör örgütlerine Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi kucak açmış vaziyette. Bu terör örgütlerinin dernekleriydi, oydu, buydu, bilmem neydi. Bunlara müsaade ediyorlar geçmişte ya da yakın geçmişte e, pek çok vatandaşımız Almanya'da yaşayanlar hatırlayacaktır. Bu terör örgütünün mensupları, terör yandaşları Almanya'nın değişik noktalarında insanlardan paralar topladılar. Meydanlarda çadırlar açtılar, mağduru oynamaya çalıştılar bu hokkabazlar. Önce Almanya ve diğer devletlerin terör örgütü PKK ve onun uzantılarına asla müsaade etmemesi gerekiyor. Aksi halde bu tür saldırılar inanın bana bitmeyecektir. Almanya bu teröristlerin her şeyini biliyor. Kim olduklarını biliyor. Gelirlerini biliyor. Yeri geldi silah verdi. Vermeye devam ediyor. Türkiye'ye karşı, Türklere karşı. O nedenle mutlak surette Almanya'nın bu terör örgütleriyle ilgili Türkiye'nin baş belası olan bu terör örgütleriyle ilgili politikasını bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. Lafa gelince Türkiye'den müttefik diye bahsediyorlar ama arka planında başka filmler çeviriyorlar. Türkçesi bu. Başka bir izahatı yok. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs nedeniyle geride bıraktığımız yılda Almanya'ya göç neredeyse durma noktasına geldi. Bakalım haberimizin detayları neler? Koronavirüsün etkili olduğu 2020'de Almanya'ya göç eden yabancı uyrukların sayısında son 10 yılın en düşük artışı kaydedildi. Türkler ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Almanya'ya göç edenlerin Almanya'yı terk edenlerin sayısı çıkartıldığında alınan göçteki artış sadece %1.8 oldu. Almanya'ya göç edenlerin sayısı bir yıl önceye göre sadece 204 bin kişi arttı. 2020 yılında 740 bin yabancı uyruklu Almanya'ya gelirken 479 bin kişi ülkeyi terk etti. Böylece Almanya'daki yabancı sayısındaki artış sadece 262 bin oldu. Evet, Almanya'da tarihi bir rekor. Koronavirüs salgının etkili olduğu 2020'de Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya göçler sabit kalırken üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısında önemli düşüş kaydedildi. Üçüncü ülkelerden net göç sayısı yüzde %44 azalarak 157 bine geriledi. Almanya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı 31 Aralık 2020 itibariyle 11 milyon 432 bin olarak kaydedilirken bu grupta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk sırada yer almaya devam etti. Almanya'da yaşayan Türk pasaportu sahiplerinin sayısı 1 milyon 461 1910 2019 sonuna göre Almanya'da kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısında 520 kişilik artış kaydedildi koronavirüsten dolayı. tabi bu rakama Alman vatandaşına geçenler dahil değil. Türk vatandaşlarını 866 bin kişiyle Polonyalılar, 818 bin kişiyle Suriyeliler. 799 bin kişiyle Romenler izlemiş değerli izleyicilerimiz. Evet Türkiye zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Almanya'daki en çok nüfusa sahip göçmenler, yabancılar Türklerden, bizlerden oluşuyor değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Almanya'nın bürokrasisi, kağıdı, küreği bitmiyor. Tabii Bunlarla beraber bu yazılanları memurların konuştuklarını anlayabilmek de bütün vatandaşlarımız için çok ama çok zor. İşte bununla ilgili olarak Almanya'da sıradan vatandaşın anlamakta güçlük çektiği ve memur Almancasını sadeleştiren bir yazılım programı hizmete giriyor. Neymiş bakalım detayları. Ulm kentindeki bir şirket Bilim insanlarıyla birlikte geliştirdiği yazılım Baden-Württemberg eyaletindeki resmi kurumlarda çalışanlara dağıtıldı. Eyaletin sözcüsü memur dilinin vatandaşlar arasında sık sık öfkeye ve çaresizliğe yol açtığını belirterek bunun sonucunda tepkiler oluştuğuna ve vatandaşların resmi makamlara ek sorular yönetmek durumunda kaldığını ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Yani öyle yazılar öyle şeyler var ki sıradan bir insanın anlayabilme şansı yok. İşte bunun sadeleştirilme adımı. Yine eyalet yöneticileri bakın neler söylüyor. Resmi makamların metinleri ve formları vatandaşları çaresizliğe sürüklememeli. Herkesin anlayacağı şekilde formüle edilmeli. Yani bürokrasi ve kullanılan dil çok ağır Almanya'da. Çok ağır. Bunun sadeleştirilmesi gerekiyor. Bakalım haberin diğer detayları neler? Yazım yanlışlarını düzeltme programı gibi işleyen yazılımın birbirine eklemli formülasyonlardan oluşan uzun cümleler, edilgen yoğunluklu ifadeler ve anlaşılması güç formülasyonları ayırt edebildiği ve metnin yazarına iyileştirme önerilerinde bulunduğu belirtiliyor. Yani ne olduğu belli olmayan şeylerin değerli izleyicilerimiz pek çok insan için bunların sadeleştirilme adımı bende emeği geçenleri kutluyorum. Bakın bu olayla bağlantılı enteresan bir bilgi daha var. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum bu resmi evraklarda, metinlerde yer alan yazıları sıfırdan 20'ye kadar zorluk derecesine göre sınıflandırmışlar. Bakın yapılan araştırmalara göre ortalama olarak siyasal bilimler alanında yazılmış bir doktora tezi 4.3. Gazetelerdeki siyasi haberler 11 ile 14. Radyo haberleri ise 16.4 seviyesinde anlaşılabiliyor.